üzerine kalıpları yerleştirdim. Kalıplarımın detaylı olarak bilgisine Instagram adresimden ulaşabilirsiniz. Esin Kocakuş olarak adresimi bulabilirsiniz. Orada görselin arka kısmında, yani sola kaydırdığınız zaman kalıplara ulaşıyor olacaksınız. Burada dikkat etmeniz gereken iki nokta var. Bir tanesi şu şekilde görüyorsunuz. Kalıbın birisi ters, birisi düz şekilde yerleşmiş durumda. Eğer yönü varsa kumaşınızın bunu yapamazsınız. Normalde kullandığım bu tarz kumaşlarda sıkıntı çıkmıyor. Kullandığım kumaş 3 iplik şardonlu kumaş. Kumaşın cinsi bu şekilde yerleştirmeme uygun olduğu için rahatlıkla yapabiliyorum. Ayrıca tekstilde de yerleştirme usulü budur. Onu da burada vurgulamış olayım. Ve bir diğer nokta da bel kısımlarını ribana ile çalıştığım için bel payı bulunmamakta. Eğer kendinden kıvırarak katlayıp lastik takıp sonrasında katlama yapacaksanız buradaki bel genişliğini vermeniz gerekiyor. Ben ribana kullanacağım için ekstra genişlik bulunmuyor. Kesim işlemini yaptıktan sonra dikim işlemine geçeceğim ve sırasıyla tüm aşamalarını sizlerle paylaşacağım. Kestiğim parçalar önümde şu şekilde. Kolları keserken dikkat edin. İkisini de tek tek koyarsanız aynı yöne koymayın. Yüzü yüzüne bakacak şekilde kumaşı katladıktan sonra keserseniz ikisinin de yönü doğru yerlere denk gelir. Bu hatayı çok fazla yapıp çok da fazla soru soruyorsunuz. O yüzden özellikle belirtiyorum. Kol parçalarım, ön bedenim şu şekilde ve bu da arka bedenim. Ribana parçalarım ise önümde bir etek kısmına kullanacağım ribana, bir tane boynu için kullanacağım ribana ve kolları için kullanacağım iki parça ribana kestim. Bunların tamamının kalıplarına Instagram adresinden ulaşabilirsiniz. Esin Kocakuş. Şimdi dikiş kısmına hemen geçiyorum. Dikişi gerçekten çok pratik. Normalde kamerayla çekmiyor olsam çok kısa sürede, birkaç dakika içinde tamamlamış olurum. O kadar pratik. Hiçbir zorluğu yok. Bu arada en çok sorulan sorulardan bir tanesi, overlock'ta diksek sonrasında düz dikiş yapmasak olur mu? Zaten penyeler sadece overlock'ta dikilir. Düz makineyle herhangi bir dikiş yapılmaz penye. Eğer overlock makineniz varsa düz dikişle değil, overlock makinenizle dikin. Yüzü yüzüne bakacak şekilde yerleştirdim ve omuzlarından dikeceğim. Bu arada alt beden altta, üst beden üstte olacak şekilde ayarlanır ve dikiş bu şekilde başlar. Omuzlar dikildikten sonra hemen kol parçasını açıyorum. Şu şekilde dikkat ediyorum. Hangisi ön parça, hangisi arka parça, ona göre ayarlama yapıyorum. Arkanın olması gereken yerini belirledim ve arka bedenden başlayarak takıyorum. İkinci kolu da aynı şekilde yerleştirip takma işlemini gerçekleştiriyorum. Overlock makinelerinin dikişleri için her zaman 1 santim olacak şekilde kesme payı bırakılır. Makinede bunu kestirerek dikmeniz için bu genelde yapılır. Hiç bilemediniz, en az yarım santimdir bu pay. Herhangi bir hata olmasını engellemek için bu yapılır. Şimdi kolları taktıktan sonra kalitelileştirmek isterseniz şu kısımlarını açar, düz makineyle ince dikişler, çimalar geçersiniz. Görüntüsü daha güzel olur. Ya da çift iğneniz varsa makinenizde çift iğneyle, dar çift iğneyle çok daha güzel bir görüntü elde edersiniz.
kapatıyorum. Kolun uç kısmından giriyorum bedene doğru. Dikkat edilmesi gereken yer kol altının birbirine denk gelmesi ve etek ucunda dikişi bitiriyorum. Aynı işlemi diğer kol içinde uyguluyorum. Dikiş işlemi tamamlandı. Şimdi yapmam gereken yaka kısmına geçmek. Yakanın ölçüsünü soracaksınız. Büyük ihtimalle yakada herhangi bir ölçü veremem. Kullandığımız ribananın esnekliğiyle alakalı bir durumdur. Şu şekilde yakanızı ölçersiniz ribananıza. Elinize aldığınız zaman ribananın esnekliğinin de farkına varırsınız. Eğer çok salaş bir ribana ise, yani ince dokunmuş bir ribana ise, o zaman esnekliği fazladır. Tok bir ribana ise esnekliği daha azdır. Çevresinin ölçüsünü aldım. Şu an çevresi tam bu kadar denk geliyor. Benim ribanam tok ve sert bir riban olduğu için çok fazla değil. 2,5 santim kadar kısaltacağım. Yani toplamda 5 santime denk gelecek şekilde ribanamı daraltıyorum ve dikişimi bu şekilde gerçekleştiriyorum. Yakamı alıyorum. Önüme gelen omuz kısmından 1 santim arka yakanın derinliğine doğru ribanamı şu şekilde katlıyorum iç kısmına. Bu şekilde yerleştiriyorum. Bunun dikişlerin birbirine denk gelmemesinin sebebi ise önden bakıldığında herhangi bir dikiş görüntüsü istemiyor olmamız. Tekstilde bu şekildedir. Hazır kıyafetlerinizin hepsini kontrol edebilirsiniz. Hiçbirinde dikişler birbirini tutmaz ya da arka ortada olmaz. Bu şekilde isterseniz benim yaptığım yöntemle, eğer bu şekilde yapamıyorsanız iğneleyerek, teğelleyerek bu işlemleri gerçekleştirebilirsiniz. Yakamız takıldı. İşlem tamam. Şimdi aynı işlemi kol ağızları içinde gerçekleştiriyorum. Kollarda çok fazla daraltmıyoruz ki rahatlıkla kollar girip çıkabilsin. Hemen ölçüyorum. 2 santim bir 2 santim diyorum. Toplamda 4 santime denk gelecek şekilde daraltmış oluyorum kolu. Yine aynı işlemi uyguluyorum. Fakat burada yakadaki gibi değil, kol ağzında dikişler birbirine denk gelmeli. Katlıyorum. Bedenin dikişiyle ribananın dikişi birbirine denk gelecek şekilde ayarlıyorum. Ve halka şeklinde dikeceğim. Kolda tamam. Aynı işlemi diğer kola da uyguluyorum. Dikişler birbirine denk geliyor. Halka şeklinde kol ağızlarını da dikiyorum. Etek ucunu dikmeye geliyor. Etek ucunda çok fazla daraltma işlemi yapmıyorsunuz. Çünkü bedenin en geniş yerine denk gelecek. Hafif toplamasını istediğiniz kadar darlık verirsiniz.
Fazlasına gerek yok. Peki dikişi nereye denk getiriyorum? Tek dikişli. Yakanın hangi tarafına denk geliyorsa aynı yönde koyuyorum. Yani yakanın dikişi bu taraftaysa bu taraftan başlamalı. Diğer tarafta dikiş olmamalı. Etek kısmında da dikişler birbirine denk gelir bu arada. Halka şeklinde etek kısmına da yediriyorum. Bu kadar basit ve hızlı şekilde dikilebiliyor. Gerçekten kesildikten sonra hiçbir zorluğu yok. Dikiş çok kısa sürede tamamlanıyor. Detaylarını da gösteriyorum şu şekilde bakın. Ben sadece 3 iplikle diktim bu arada. Bu da yaka detayı. Hazır. Arka beden, ön beden, beli için kesilen ribana ve paça uçları için kesilen ribana parçalarım. Bu da ribanın içine koyacağım lastik. Bakın ribananın genişliğinden biraz daha kısa olması gerekiyor lastiğinizin ki ribanayı sağlam bir şekilde tutabilsin. Ayrıca cep kısımlarını daha öncesinde diktim. Bunlara Adidas ve Nike'da çok fazla rastlayabilirsiniz bu cepleri. Dikimini daha önceki videolarımdan birinde cep dikimi olarak gösterdiğim için bu kısmı atlıyorum. Videoyu daha fazla uzatmaması için. Yüz yüzüne denk gelecek şekilde koydum. Sanki hiçbir işlem yokmuş gibi düşünebilirsiniz. O videoyu izleyerek cepleri aynı şekilde de yapabilirsiniz sizlerle. Şimdi yüzü yüzüne olacak şekilde dikişlerini gerçekleştireceğim ve A kısımlarına düz bir dikiş atacağım. Bunun da sebebi sağlamlığını arttırmak olacak. Ön bedenin A kısmını birleştiriyorum. Arka bedenin A kısmını birleştiriyorum. Her zaman kumaşlar yüzü yüzüne bakacak şekilde. Arka beden altta kalacak şekilde açıyorum ve şu kısmı yerleştiriyorum. Cep kısmını kenara doğru atıyorum ve üst kısmı düzenleyerek yan dikişleri kapatıyorum. Aynı şekilde diğer cep kısmını da birleştiriyorum. Bu arada şu cebi iç kısma doğru atıyorum ki dikişe sıkışıp hatalı bir görüntü vermesin.
kısımları bu şekilde kapattım. Şimdi A kısmını kapatmadan şu yan kısımları düz makineyle dikiş geçeceğim. Yan dikişleri sağlamlaştırmak için. Aynısını A kısmını kapattıktan sonra şu bacak arası kısmına da uygulayacağım. Şimdi şu şekilde yan dikişlere düz makineyle dikiş attım. Şurada. Bu şekilde. Yapmam gereken sadece A kısmını birleştirmek ve tam bacak arasına gelen kısma tekrar düz makineyle dikiş geçmek olacak. A kısmını birleştirdim. Şimdi arka kısımdan başlayacağım. Sol kısma doğru yatırıp şuradan çimayı geçeceğim. Cepli bir parça çalıştığım için yapmam gereken şu ceplerin üst kısımlarını ön bedeni tutturmak. Dikişte daha kolaylık sağlaması için bel lastiğini takarken. Biz burada ribanı kullanacağız. Ribanayı kolay takmak için bunu uygulayacağız. Şu şekilde cebi yerleştirip sabitledim. Aynı işlemi diğer cebe de uyguluyorum. Paça kısımların ribanısını geçireceğim. Onları hızlı şekilde geçeceğim. Çünkü diğer bedenleri yaparken göstermiştim. Tek dikkat edilmesi gereken nokta ise ribananın dikişinin iç kısımdan başlaması. A kısmına denk gelecek yere dikişlerin birbirine denk gelmesi. Kısmına geçiyorum. Arka ortanın olduğu yerde kalacak dikiş. Lastiğimi şu şekilde diktim. Ribanımı da diktim. Tam ortasına gelecek şekilde yerleştiriyorum ve katlıyorum. Bakın. Tamamını bu şekilde içine gelecek şekilde yerleştirip katlayacaksınız. Tekstilde bu şekilde köprü oluşturulur. Bir kısmı açık bırakılıp sonradan geçirilip tekrar geri dönüp o kısım kapatılmaz. Bu şekilde arasına koyarsınız. Bakın yerleştirirsiniz. Orta noktasını bulursunuz elinizle ve bedenin orta noktası zaten belli. Gerdirerek bu kısmı yedirerek dikişinizi tamamlarsınız.
Detaylarını gösteriyorum. Bakın. Cep kısmı, yan dikişi, A dikişi ve bel dikişi. Yine 3 iplik uvarlık kullandım. Dilerseniz bel kısmına da çıma geçebilirsiniz. Çıma da sınır yok. Nasıl isterseniz. Paça kısımları da dikiş